Bana bak. Bizim üst kattakiler taşınıyorlarmış. Yani daire boş. Ya dur dur, şaka yaptım. Bana bak, işi tek parça haline gitmek istiyorsan bir daha böyle şakalar yapma. Aa, ne var bunda? Ben de bu tip şakaları seviyorum. Değil mi Maksut abi? Değil abi. Aslan Maksut abi. Bu böyle olmaz. Hı. Ya Maksut ya ben. Maksut. Ece, ne diyorum biliyor musun? Şimdi benim oturduğum site harika bir yer. Böyle güvenlikli, bahçesinde yüzme havuzu falan var. Birkaç daire kaldı satılık. Ben de araya girsem, onlardan birini satın alsan hem beraber oluruz ha. Ne dersin? Allah derim. Hani derim ama durumumuz uygun mu ben pek bilmiyorum. Ay, o kadar pahalı değil kızım yani. Şu daireyi satsan oradan bir daire rahatlıkla alabilirsin. Dediğim gibi harika olur. Ama benim bunu Çetin'le konuşmam lazım. Çünkü bu bizim hayatımızdaki fay hattını çatlatacak bir olay. Taksim 1-2. Ooo Metin'im hoş geldin kardeşim. Dursun bir çay versene bana. Geleyim. Hayrola Metin? Başrolünü oynadığım film hasılat yapmamış gibi bir halim var. Ya da sabah kalkıp da Leyla'sını görememiş bir hava desek? La havle ve la kuvvete. Yok be oğlum. Çetin'in karısı bıkma belirtileri göstermeye başladı da. Ha, onların işine de benim aklım içermeye ya. Ulan bulsunlar bir yerde çakıp gitsinler de. Ben niye hopayı bırakıp da buraya geldim sanayisiniz? Niye abi? Ulan Allah'ın kot kafası. Kaynanamdan uzak kalayım diye de. Vallahi abicim ben onu bunu bilmem. Leyla benimle evlensin de ben hepinizin kaynanasıyla beraber yaşamaya razıyım. Ey Allah'ım ya. Bir gün şu durakta Leyla isminin geçmediği bir gün geçirme bahtiyarlığına nail eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Ya şimdi başka bir yerden ev alabilmeleri için şimdi oturdukları evi satmaları gerek. Annem varken bu imkansız. Aa, dur. O zaman şöyle yapacaksın. Şimdi evi satmak için videoyu çekiyorlar tamam mı ev sahipleri? İnternette yayınlıyorlar. Eğer senin de hoşuna gidiyorsa internetten izliyorsun, evi alıyorsun abi. Olmaz. Annem ne yapar eder o videoya girer, izleyenleri pişman eder. Efendim siz de gelip gidenleri akraba, arkadaş falan gibi tanıtırsınız. Olur biter oğlum. Olmaz. Annem ne yapar Ne dedin sen? Vallahi kötü bir şey söylemedim ya. İşte bu. Çözüm bu. Aynen böyle. Evet, tamamdır. Dursun, herkese benden çay ver, parasını sonra öderim. Tebrik ederim. Harikasınız. Annen nerede? Markette kızım. Harika. Şey, ben de seninle konuşmaya gelmiştim zaten baba. Buyur kızım. Zap yapmayı kesersen konuşacağım. Kızım ben yıllardır öyle alışmışım ki şimdi zap yapmadan dikkatimi sana veriyorum. Sen anlat. Peki. Şey diyorum. Biz bu daireyi satsak. Kendimize başka bir daire alsak, oraya taşınsak. Sence annem ne der? Şöyle söyleyeyim. Kaçan canını kurtarır. Baba lütfen biraz ciddi olur musun? Asıl sen ciddi ol kızım. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hı? Peki sence ne yapar? Önce sizi kuşbaşı yapar. Sonra o kuşbaşılardan kıyma çektirir. Sonra o kıymalardan güzel bir lahmacun yaptırır. Sonra o lahmacunu kedilere verir. Sonra da o kedilerin beslenme programını buna göre ayarlar. Ya baba harika bir fırsat yakaladık. Güvenlikli, bahçeli, yüzme havuzu olan bir sitede harika bir daire. Yüzme havuzu da var ha? Yani tabii burada önemli olan yüzme havuzunun varlığı değil. Hı. Annemin oradaki yokluğu. Kızım elimden gelse ben de kaçacağım. Bu isteğinizi anlıyorum. Ama bu istediğiniz imkansız. Ne olur baba bir çare bul. Ne olur yalvarırım, ne olur yalvarırım. Ne olur. Kızım işte ben en iyi tanıdığım için söylüyorum ya, bu nedenle imkansız. Ama el elden üstündür. Sizin aklınıza bir çare gelirse ben size yardım etmeye hazırım. Sağ ol. Yalnız başarısız olursanız benim hiçbir şeyden haberim yok. Ona göre. Tamam mı? Tamam. Mümkün değildi.
evlat her zaman bebek. Anne.